kuyruklarıyla kuyrukta bekleyenlerin utanmasını gerektiren bir şey yok. Gözyaşları dökenler var. Kuyrukta bu yaşta kuyrukta beklemek durumunda kalıyorum diye gözyaşları dökenler var da onları o kuyruğa mahkum eden, onları o kuyrukta beklemeye mecbur hale getirenler utanacak. Utanması gerekenler onlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu elimizden geleni yapıyoruz. Milyonlarca İstanbulluya ucuz ekmek ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz ama bu durumun çözülmesi gerekiyor diyor. O kuyrukta bekleyenlerin görüntüsünün alınmasını da açıkçası çok istemiyorum, çok doğru da bulmuyorum diyor ama göstereceğiz ki görsünler. Gözleri var ama görmek istemiyorlar. Bu kuyruk varlık kuyruğu falan değil. Kendinize gelin lütfen. Ülkeyi yönetenlerden söz ediyorum. Bu kuyruk yoksulluk kuyruğu, yokluk kuyruğu, 2021 ekonomik buhranının kuyruğu. İşte onun haberi. Ben kesinlikle halk ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir olumsuz cümle kurmadım, kurmam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde AKP'li üye Muhammed Kaynar kendini böyle savundu. CNN Türk yayınındaki sözleri gündemdeydi. Bu bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğinden emin misiniz siz? Topa mı evet, bekliyorlar? Ya, ne abi. yapıyorlar yani? Evet, Orada kuyrukta ya. ne yapıyorlar? Ne demek Özgen istiyorsun? Beyin, Özgen Bey'in görüntü almasını bekliyorlar. O yayında Halk Ekmek kuyruğunda bekleyenlerin Özgen Naman'ın görüntü alması için beklediğini söylemişti. O sözlerini hatırlattı İyi Partili İbrahim Özkan. AKP'li meclis üyesi ise kabul etmedi bu ifadelerini. Bunun üzerine Özkan yayını bir kez daha dinletti mecliste. Bakın şimdi konuştuğunuzu dinleteceğim. Bütün Türkiye dinleyecek. Bu bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğinden emin misiniz siz? Sofo mı bekliyorlar? Ya ne ne yapıyorlar yani? Orada kuyrukta Hı. ne Hı. yapıyorlar? Ne demek Özgen istiyorsun? Beyin, Özgen da... Bey'in görüntü almasını bekliyor. Gördünüz değil mi? Oradaki o insanların ekmek için beklediğinden emin misiniz? E kullanmışsınız kardeşim. Ya 5 dakika kendinizi savunacaksınız diye niye itiraz ediyorsunuz? Yahu çıkın özür dileyin. Bizim insanımız Özür dileyen insanların özrünü kabul eder, erdemlidir. Biz de diyelim ki Muhammed Bey'in dili sürçmüş, heyecanlanmış, yanlış cümle kullanmış, özür dilemiş bizim için kabuldür. Ekmek kuyrukları uzun süredir gündemde. Zira ekmeğin fiyatı fırında 3,5 lirayken halk ekmek büfelerinde 1 lira 25 kuruş. Bu yüzden de tercih halk ekmekten yana oluyor. Hal böyle olunca da kuyruklar uzuyor. Abi, abi, abi. Sultanbeyli'de, Çekmeköy'de, Ümraniye'de, Kadıköy'de ilçelerdeki halk ekmek büfelerinde gün içerisinde uzun kuyruklar oluşuyor. Halk TV ekibi de 13 Aralık'ta Gazi Mahallesi'ndeki kuyruğu böyle kaydetmişti. Asgari ücret ne kadar olacak? Unutulduk mu bizler diye soruyor asgari ücretliler. Hani açıklama diye açıklama bekliyorlar açıklama olmadığı her gün açıklanacak rakam erimeye devam ediyor zaten. Geçen yılın aynı zamanında aldıkları parayı dolara çevirecek ol olursanız bu yıl 5500 lira verilmesi gerekiyor ki aynı parayı alıyoruz diyebilsin asgari ücretli. Dolar yerinde durmuyor malum. 5500 lira olarak açıklanır mı net asgari ücret açıklanmalı. Yani asgari ücret 5500 olacaksa e biz 20 yıllık öğretmenin benim aldığım para ne olacak diyenler. Öğretmenler azalıyor, memurlar azalıyor, işçiler azalıyor, emekliler zaten azalıyor. Azalıyoruz ama asgari ücretin de asgarisinden yaşam standardını sağlaması gerekiyor. 11 ayda maaşlar %50'den fazla eridi dolar karşısında. Yani 5000 lirayı geçse de asgari ücret geçen yılki Satın alma gücünü yakalaması mümkün değil. Şimdi sizi pazara götüreceğim. Yarım karnabahar, azıcık alabilirse ıspanak alan söylenerek evin yolunu tutuyor. İşte pazar manzaraları. Her üç gün şeker bu... ilacımı bekledim. 3 gün. Bakın, yok piyasada yok piyasadada. 3 gün bekledim. Artık ne yapalım bak dolaşıyoruz alamıyoruz alışveriş yapamıyoruz. Dolardaki yüksek artış ilaçtan gıdaya her şeye ulaşmayı zorlaştırdı. Pazarda eli boş tezgahlara bakanların cevabı aynı. Balıklara bakıyorsunuz nasıl fiyat? Bakıyoruz da alınacak gibi değil yani. 30 lira yazıyor. Zorluk var diyorlar 30 lira balığın kilosu. Bolluk var, alım gücü yok. Sabahtan kuyruğa giriyoruz, ekmek kuyruğuna, halk ekmeğe. İki ekmek alıp çıkıyoruz. Şimdi pazarda dolaşıyoruz yani. Bulamadınız mı uygun bir? Fiyat, Fiyatlar uygun değil. Fiyatlar uçuk hepsi. Yüzde yüz zam. E bir ıspanak alsak karnabahar alamıyoruz. Karnabahar alsak ıspanak alamıyoruz. Yok alamıyoruz. Ispanak alsa karnabaharı bırakmak zorunda kalıyor dar gelirli kış sebzeleri de tezgahlarda cep yakıyor. Ispanak, havuç, turp kilosu 5 lira. Pırasanın kilosu 6 lira karnabaharın kilosu 7 liradan satılıyor. Her taraf pahalı. Ne yapacak biz? Elinizde 10 lira. var işte. Bak ilahane alacaktım. Kilosu 10 lira dedi. Nasıl alacağım şimdi? Yetmedi gidiyorum. 4 çeşit kahvaltılık. Evet 250 gram zeytin. Biraz kaşar biraz peynir. 4 çeşit evet 72 lira. Sadece sebze meyve değil son zamlardan sonra peynir de cep yakıyor artık pazarda kilosu 45 lirayla 60 lira arasında değişiyor. Mesela sene başında bu ürünleri almış olsaydınız ya sene başında şu ürünleri yani 35 liraya falan alabilirdim. 35-40 liraya. Bir... Aldığım gücü o kadar elde. Evet, evet o kadar elde maalesef. Türk lirası hızla eridi. Sene başında 383 dolar eden asgari ücret sene sonunda 194 dolara kadar geriledi. Zam zamanını bekliyoruz işte yani. Bakalım e, ne kadar zam yapacaklar. Peki ne kadar bir zam gelirse asgari ücrete rahat bir nefes aldırır? Valla hanımefendi bugün 5 bin lira olsa bile yetmez yani. Şimdi gözler yeni asgari ücrette ancak 5 bin lira dahi olsa 344 dolar seviyesinde kalıyor. Sene başındaki seviyeyi yakalayamıyor. Ne kadar zam gelirse gelsin maaşlara, ürünlere de o kadar fazla zam gelince hiçbir anlamı yok dediğim gibi. Yani 300 lira zam yapacaklarsa, ürünlere de 500 lira zam yapacaklarsa hiç anlamı yok. Çalışan için önemli olan etiketlerdeki zamların durması. Konuyla ilgili bir yorum da ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi. Asgari ücreti isterseniz 100 bin TL yapın işe yaramaz. Asgari ücret ciddi artırılacak ama işe yaramayacak dedi. Hükümet, devlet bu dolar kurunu bu yüksek fiyatları engelleyemezse o asgari ücret zaten birkaç ay içinde erir. Bu kadarcık dahi konuşmasın istiyor insanlar. Bu ülkeyi yönetenler. Bu kadar dahi sızlanmasınlar. Ses çıkmasın. Ses çıkmayacak. Olağanüstü bir durum yaşanıyor. Olağanüstü hal telaffuz ediliyor. Hayır sandık seçim. Bu işin çözümü sandıkla olacak, seçimle olacak. Bir kez daha altın çizmek lazım. Yeni Hazine ve Maliye Bakanının açıklamaları çok rahatsızlık yaratmış sarayda da. Öyle konuşuluyor. Nurettin Nebati'nin Bitersek hep birlikte biteriz sözlerinde bittiğimizi, bitme ihtimalimizi konuşmuş olması rahatsızlık yaratmış. Verilen röportaj Sevilay Yılmaz'a konuşmuştu, biliyorsunuz. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da rahatsız etti denilmekte. AKP çevrelerinde de Nurettin Bey acaba bu kadar konuşmasak mı daha ilk günleriniz diyenler varmış. Nurettin Bey ne dedi ki? Biz maaşlılara seslendi. Kaybedecek en fazla maaşınız var. Benim öyle mi dedi? En fazla maaşımız varmış kaybedecek. Maaşı kaybedersek dün de çok öfkelenmiştim zaten neyse bir şey demeyeceğim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ters düştüğü belirtiliyor daha ilk günden Nurettin Nebati'nin. Türkiye bir devlet krizi yaşıyor. Bu devlet krizini getiren de bir ciddiyet krizi var. Ben bu konuşmaları Büyük bir e, ciddiyetsizlik olarak görüyorum ve e, hükümeti, Sayın Bakan'ın şahsında bütün yöneticileri acilen ciddiyete davet ediyorum. Erdoğan bir çaba içinde herkesi dış güçlerin olduğuna inandırmaya çalışıyor, nebati dış güçmüş güç yok diyor. Sorun dış güçler değil güvensizlik dedi. Yeni ekonomi modeli için tutmazsa üzülürüm dedi. Çalışanlar için sen en fazla maaşını kaybedersin. Ben bütün varlığımı sözleri çok eleştiri topladı. Tüm bu sözlerin sahibi yeni hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati'ydi. Bu sözlerin siyasetteki yankısı sürüyor. Bugün itibariyle dış güçleri iki günlük bir süre içinde kenarda koymuşlar. Dış güçler işi bırakılmış bir kenara e, ee, o zaman iç güçlere gelmişiz. iş. Sistem büyük bir yalan, büyük bir düşman, bolca tekrar inananların rızasıyla kötü yönetime devam. Sen bunu bozarsın, öyle dış güç müç güç yok dersen, vallahi başına çok kötü şeyler gelir. Erdoğan'ın ısrarla işaret ettiği ekonomideki kötü gidişatın kaynağı dış güçler. Ekonomide kurtuluş savaşı veriyoruz dedi. Bakan Nebati ise dış güçlerin olmadığını söyleyerek Erdoğan'ın söylemleriyle ters düştü. Muhalefetin ise dikkatinden kaçmadı o açıklama. Asıl vahim olan ekonominin başına getirilen bu arkadaşımızın ortaya koyduğu inşallah maşallah